Erdal Barış Yıldırım, fotoğrafçı, gezgin ve doğa severim. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni rotalarla karşınızdayız. Neredeyiz? Mersin'deyiz. Mersin'den ise fevkalade bir rota hazırladık. Hazırsanız Karademlik başlıyor. Karademlik'ten herkese merhabalar. Karademlik bu hafta rotasını Mersin'e çevirdi. Mersin'de güzel rotalar oluşturduk sizler için. Kıyı şehrinden ziyade daha çok kuzeydoğu, kuzeybatı istikametinde Toroslar'ın eteklerinde doğal güzellikleri sizlere göstereceğiz. Bunun için ilk rotamız Yerköprü Şelalesi. Mut ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede Karaman Ermenek güzergahında. Şayet Mut'tan geliyorsanız sola sapacaksınız. Ermenek tarafından geliyorsanız Mut'a yaklaşık 20 kilometre kala sağa saparak köy yolundan ulaşabileceğiniz bir güzergahta. Yollar asfalt, yer yer bozuk ama her türlü araçla gelebileceğiniz bir yol. Bizim de çok az bir yolumuz kaldı. 4-5 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ondan sonra Yerköprü Şelalesi'ne varmış olacağız. Yerköprü Şelalesi'ne varmak için 1-1,5 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var ama keyifli bir parkur, hava sıcak olmamış olsa gerçekten keyifli bir parkur. İnerken ya da çıkarken isterseniz parkurun geniş alanlarına sedirler kurulmuş, gölgelik, oralarda dinlenebilirsiniz. Tam vadinin içerisinde karşımda kanyonu görüyorum zaten. İki köprü var, biri burada biri aşağıda. İkinci parkur orada, o da zaten ileride ana parkura katılıyor. Önlemler alınmış. Görmüş olduğunuz üzere çelik hasırlar içerisinden bazen yürüyüş yapıyoruz. Hatta sağımda görmüş olduğunuz kayalarda da çelik hasırlar var. Ziyaretçileri olası bütün risklerden korumak için. Ama siz yine de dikkatli ve temkinli yürüyüş yapın. Dediğim gibi sarp arazi, ne zaman nereden bir taş yuvarlanacağı belli olmaz. Her ne kadar önlemler alınmış olsa, çelik hasırlar gerilmiş olsa da siz yine dikkatli olun. Dikkatli olmakta fayda var. Bizim biraz daha yolumuz var. Şelaleye doğru yürüyelim bakalım. İşte bazı doğal güzelliklerin yoruculuğu oluyor. Yoruluyorsunuz ama kavuştukça, yaklaştıkça, gördükçe bu yorgunluğunuz azalıyor. Böyle efsunlu bir hali var. Doğanın handikapı olduğu kadar bu efsunlu halinde bizi etkiliyor. Yukarı daha çok yorgundum. Yaklaştıkça yorgunluğum azaldı. Karşımda gerçekten çok harika gözüküyor.
Aşağıda bir seyir terası daha var. Daha yakın. Oraya da ineceğiz. Oradan da göreceğiz. Şu fotoğraflarını bir alayım. Yerköprü Şelalesi'ne geldik. İki seyir terası var hem alttan hem üstten. Yukarıda bir yürüyüş parkuru var. Şelalenin üstüne gidip oradan da görebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir yer gerçekten. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mart 2011 tarihinde tabiat anıtı olarak tescillenmiş bir yer burası. Araç otoparkından buraya yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüme parkuru var. Yerköprü Şelalesi 30 metre yüksekliğinden dökülüyor. Yukarıdan gelen sular, Gezende Barajı'ndan gelen sular. Mağaranın içerisindeki su ise Emerek Çayı'nın getirmiş olduğu su. Her ikisinin birleştiği noktada inanılmaz bir serinlik var alttaki terasta. Mağara gözü yaklaşık 200 metre derinliğe kadar ulaşabiliyor. İçerisinde sarkıtlar var. Ense 10 metre, derinlikse yer yer 10, yer yer 15 metreyi buluyor. Buradan sular Gezende kanyonuna, küçük bir kanyon var hemen köprünün altına, oraya kadar sularını ulaştırıyor. Bütün vadiyi besliyor. Geldiğinizde inanılmaz keyif alacağınıza eminim. Ama mutlaka yanınızda su taşıyın. Parkur üzerinde pınarlar ve su sebilleri var ama siz yine de tedarikli olun. Biz buradan Mersin'deki ikinci rotamıza geçerken sizi Yerköprü Şelalesi ile baş başa bırakıyoruz. Biz de yavaş yavaş yolumuza revan oluyoruz. Sonraki lokasyonda görüşürüz. Mersin'deki rotamızın ikinci durak yeri Gilindire Mağarası. Gülnar'dan Aydınca'ya doğru güneybatı istikametine doğru 45 dakikalık bir yolculuğumuz olacak. Dar köy yollarından gideceğiz. Dikkatli sürüş yapmamız lazım çünkü önümüze keçi sürüleri çıkabiliyor, koyun sürüleri çıkabiliyor. O yüzden dikkatli sürmemiz gerekiyor. Dediğim anda zaten keçi sürülerini de karşımıza gördük. Şu soldan yavaş yavaş kaçmaya çalışayım. Çoban bize soldan yol açıyor. Evet. Gilindire Mağarası'na geldik. Diğer bir adıyla Aynalı Göl. Birkaç merdiven ineceğiz. Ondan sonra mağaranın içerisine hep birlikte gideceğiz. Ben çantamı, teçhizatımı alayım. Birlikte yol kat etmeye başlayalım bakalım. Bire bismillah diyelim. Merhaba. Merhaba. Sen mi karşılıyorsun misafirleri? Otoparktan Gelindire Mağarası'nın girişine kadar yaklaşık 100 metrelik bir yürüyüş parkuru var. Rahat bir parkur. Çok rahat yürüyebileceğiniz bir güzergah yol diyelim. Ondan sonra zaten mağaraya gireceğiz. İçeri doğru girdikçe gerçekten muazzam
sarkıklar ve dikitler var, sütunlar var. İçerisi biraz havasız ama inanılmaz güzel. İnsan eliyle yapmaya çalışsan milyon yıl sürer buraya yapmak. Güzelliğe bakar mısınız? Birkaç tane sütun mağaranın tavanıyla tavanını birleştirmiş. Alta kolon gibi duruyorlar. Mersin Aydıncık iline gelince pek çok tabela görüyorsunuz. Gilindire mağarası dünyanın 8. harikası diye. Biraz abartılı geliyor size çünkü gerek dünyada gerek Türkiye'de pek çok yer gezdiğinizde bu tip tabelaları çok görüyorsunuz. Abartılıyor. Gittiğinizde o harika sizi addedildiği gibi karşılamıyor. Yani hani abartılmış diyorsunuz ama burası hiç de abartılmamış. Gerçekten 8. harika. Her tarafta doğanın müthiş heykellerini, o sütunları görüyorsunuz. Doğanın kendi mimarisinden oluşmuş mükemmel bir mağara. Mağaranın içerisi biraz nemli. Haliyle terletiyor. Biraz nefes almakta zorlanıyoruz. Bunun sebebi içerisindeki Aynalı Göl. Oraya da bayağı yaklaştık. Çok keyif alacağınız inanılmaz bir yer. Fantastik bir filmdeyiz sanki. Öyle muazzam bir yer. Kendi hayal gücünüze kalmış artık o heykelleri yorumlamak. Az kaldı, yürüyelim. Gilindire mağarasının girişinden, kara tarafındaki girişinden yürüyerek yaklaşık 450-500 metre yürüyerek Aynalı Göl'ün seyir terasına kadar geldik. Buraya Aynalı Göl denmesinin sebebi de muhtemelen burayı ışıklandırdıktan sonra mağara duvarlarının ve sarkıkların mağarada yansıma oluşturması, yani ayna etkisi oluşturması, bizim sektördeki tabiriyle fraktal oluşturması. Bu Aynalı Göl'den aklıma gelmişken doğanın bize öğrettiği çok güzel bir formüldür fraktal geometri. Unutmayın, kampta da size fraktal geometriden bahsedeceğim. Sancakburnu'yla Kurtin Deresi arasında milyonlarca yıl önce oluşmuş ve atmosferik etkilere maruz kalmadığı için kendini korumuş bir mağara. Tarihi incelemeler yapıldığında Fenikeliler döneminden izlere rastlamak mümkün. İçerisinde her türlü damla taş sütunlarının dikitlerini görmeniz mümkün. Doğa kendini burada inanılmaz güzel muhafaza etmiş. Mağaranın ağzından burası 46 metre yükseklik fark ediyor. Buranın yüksekliği de 26-27 metre yükseklikte. Göl de, yani Aynalı Göl de denizden 50 metre yükseklikte. İçeride hala yarasalar var. O yarasa seslerini duyabilirsiniz. Yürürken de üzerinize hala damlacıklar vurabilir. O yüzden panik olmayın. Sarkıtlardan hala damlalar akıyor. Haydi bakalım. Mersin Günler ilçesine bağlı Güldürgü Kanyonu'na doğru yol alıyoruz. Aynalı Göl'den buraya yaklaşık 1,5 saatlik bir yol var ama köy yolları asfalt, İsaklar mevkiine geldikten sonra stabilize. Ondan sonra arıcılar köyüne doğru istikametimizi döndüğümüzde de toprak yola düşüyor. Çok ziyaretçisi olmayan bir yer. Hatta belki de hiç ziyaretçisi yok, çok az ziyaretçisi var. Çünkü geçtiğimiz yollar hiç böyle aktif bir yolmuş gibi değil. Toprak, otlanmış yollar. Yer yer böyle taş yükseltiler var, topraklar var. Karteri vurabilirsiniz. O yüzden burada kalma ihtimaliniz var araba arıza ederse. Ama bir avantajı var. Bu bölgede telefon çekiyor. Diğer gittiğimiz yerler gibi değil. Ama siz yine de telefon çekiyor diye tedbiri elden bırakmayın. Biraz yüksek araçla gelin. Sizin için daha iyi olacaktır. Şu anda çok
efsanevi bir yerden geçiyorum. Ağacın altından yemyeşil bir yol. Kampımızı da burada atacağız inşallah. Bu gece buradayız. Güldürgü Kanyonu'nda kampımızı atıp Mersin rotamızı sonlandırmış olacağız. Araçla gelebildiğimiz son nokta burası. İshaklar Mahallesi Kuskanbaşı mevkii. Bizi karşılıyorlar tabii. Buradan patika yolumuz var. Patika yoldan aşağıya doğru yol alacağız. Zaten hani bir ev var. Geldiğimiz son nokta bir ev var. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Sonra da Güllü Kanyonu'nda sizler de geldiniz. Ya vallahi bize çok zor geldik. Yol tarifi yok, tabela yok. Daha yeni olduğu için. Daha yeni inşallah hepsi olacak. Burası son yerleşim yeri evet, herhalde. Evet, yerleşim burası son. Arabayla buraya kadar. Arabayla buraya kadar. Buradan bir 700-800 metre kanyona ineceğiz. Ondan sonra 2-3 kilometre de kamyon içinde yürüyeceğiz. Siz mi rehberlik edeceksiniz bize? İnşallah size ben rehberlik edeceğim. O zaman biz sizi öne alalım. Biz de arkanızdan geliriz. Evet, Güldürgü Kanyonu doğru yol alıyoruz. Eyüp abimiz bize rehberlik ediyor. Eyüp abi, bu kanyon nasıl bulundu? Çok yeni bir kanyon herhalde burası. Kanyon yeni bulunmadı. Eskiden beri var. Yani biz çocukluğumuzda burada işte öğlenleri hayvanlarımızı otlattığımız, hayvanları sulandığımız bir yer. 2 yıl öncesine kadar işte pek bilinmiyordu. Yani insanların aslında tanınan bir yer, yani yörü halkının bildiği yer ama işte medyanın Türkiye gündeminde olmayan bir yerdi. Biz üniversiteye gidip geldikten sonra işte bu keşif forumlarının atmış olduğu fotoğraflara baktık. Bu fotoğraflardan bu kanyonun çok daha güzel olduğunu ben farkına vardık. İşte bu resimlerini internete attık, YouTube'a yükledik. Daha sonra artık işte gezi gruplarının dikkatini çekti. Yani buradaki farkındalığı siz oluşturdunuz. Tabii, farkındalığı bir oluşturduk. 2 yıl oldu yani 2019 yılından beri oluştu. Eğer asfaltta buraya kadar getirebilirsek ya da yakın bir yere nereye kadar getirebilirsek çok güzel olacak. Bölgenize çok büyük bir hizmet ettiniz. Hem de bize çok güzel bir doğal güzellik bahşetmiş oldunuz. İnşallah. İnşallah güzel bir şey olur. Şur. İnşallah. Şimdi artık bu yavaş yavaş kanyon bölgesine giriyoruz. Yaklaşık şöyle 1 kilometre şey var. Aşağısı da bir 5 kilometre. Normal yürüyüşte devam ediyor burası. Yani normal olarak 5 kilometre ama biz işte bir buçuk iki kilometresini dolaşacağız. Buz gibi su. Bu suyun özelliği yazın soğuk, kışın sıcaktır. Kışın soğuk havada gel, rahat elini yıkarsın, hiç şey yok ama yazın da buz gibidir. Yazın böyle elini belli bir sürenin altında tutamazsın. Kasım ayında nasıl bıraktıysak şu anda aynı halde. Yani normal şu anda çok güzel olması lazım bunun. Yani bu sene kurak olduğu için bu su böyle. Normalde püskürürdü yani. Buna da şükür. Serinletti bizi. Tabii ki. Tuzluğumuzu giderdi. Kanyona indik en nihayetinde. Eyüp abi önde, biz arkada. İniş çok tehlikeli. O yüzden minimum riskle inmeye çalışın. Eyüp abiyle birlikte ileriye. Türkiye'nin en uzun sarmaşıklarına doğru ilerliyoruz kanyon içerisinde ve endemik bir tür sarmaşık. Evet Eyüp abi, ben arkandayım. Ayak izlerini evet. Takip ediyorum. Evet abi. Evet işte Türkiye'nin en büyük sarmaşıkların olduğu bölgeye geldik. En uzun sarmaşıkları burada da var, yukarıda da var. Muazzam gerçekten. Çocukken izlediğimiz o Tarzan filmlerindeki sarmaşıklar vardı. Böyle hiç aklım almazdı. O sarmaşıklar nasıl bu insan taşıyor diye böyle komik gelirdi ama bu sarmaşığı görünce bu kamyon çeker. Ben diyorum 20 metre, sen de 18'de. Yok bence biraz daha fazladır. Fazladır. Şu an bulunduğumuz yer gerçekten yani inanılmaz fantastik, el değmemiş bir kanyon içerisindeyiz. Çok kanyon gezdik. Gittiğimiz her kanyonda mutlaka bir insan faktörü vardı. Burada insan faktörü sıfır, hiç yok. Yani tahmin ediyorum bundan binlerce yıl önce nasılsa hala öyle. İnanılmaz etkileyici ve göz kamaştırıcı bir yer. İnişi zordu evet ama gelince inanılmaz böyle gözünüz, gönlünüz, ruhunuz doyuyor.
Biraz daha bu tarafa gideceğiz Eyüp abiyle. Ondan sonra ters tarafa doğru çıkış yapmaya çalışacağız ama evet. Buraya biraz doymak istiyorum Eyüp abi ya. İnanılmaz güzel gerçekten. Hadi gidelim. Kanyon aşağıya doğru 6-7 kilometre daha gidiyor. Burada bir şelale var. 7-8 metreden dökülen ve altında su kazanı var. Bu dev sarmaşıklar bölgesinden yukarıya doğru devam edeceğiz. Arkadan gelenler tabii buradan devam ediyorlar. Suyun içerisinden geliyorlar. Aşağıdan gelip buraya kadar geliyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yukarıya buradan çıkılmıyor ya da iple çıkılacak. İple çıkılacak. Yukarıdan geldiğimiz zaman son nokta burası. Burası zaten son nokta ama yürümek isteyenler devam ediyoruz. Gelip alttan dönüp buradan devam ediyoruz. Tamam. Şahane. Abi şu an bir fotoğraf alacağım. Al abi. Güldürgü Kanyonu'nun alttan gelirsek son noktası. Ama normalde yürüyüşler bu yukarıdan başlıyor. Aşağıdaki sarmaşıklara, şelaleye kadar gidiyor. Kanyon boyunca en yukarıdan patikaya girişimizi hesaplarsak 7,5 ile 9 kilometrelik bir yürüyüş mesafesi var. Suyun bittiği yer, kanyonun bittiği yer yani 2 kilometre sonrası da Kara Manastır Şelalesi. İnanılmaz güzel bir yer ama şunu söyleyeyim hani gidelim biz Güldürgü Kanyonu'nu gezelim diye bir durum yok. Gelip bulamazsınız dahi. Biz yanlış yola saparak doğru insanı bularak buraya geldik. Sağ olsun Eyüp abi bize burayı gezdirdi, öğretti, tanıttı. Kanyon boyunca çok farklı endemik tür bitkiler var. İ ağacı ve sarmaşıklar bunun en basit örneğiydi size de gösterdiğimiz. Yaşayan bir kanyon, içerisinde kurbağadır, tosbağadır, böyle hayvanların olduğu bir kanyon. Arkamda görmüş olduğunuz şelale 60 metre yüksekliğinde ve 3 katmanlı burgulu bir şelale. Hemen altındaki su da kaynak suyu içilebilir. O kadar fevkalade mükemmel bir yer ki tarif etmek gerçekten mümkün değil. Umarım tez vakitte bilinçli bir şekilde doğa turizmine kazandırılır. Daha çok kişi burayı ziyaret eder ama bilinçli bir şekilde ziyaret eder diye umut ediyorum. Çünkü şimdiye kadar gezdiğimiz kanyonlardan farklı olarak buranın daha böyle bizi etkilemesinin sebebi insan faktörüne neredeyse hiç maruz kalmamış olması. Yazın hangi mevsimde gelirseniz gelin içerisi çok serin. Kışın geldiğinizde de sıcak olduğu söyleniyor. Ben onu tecrübe etmedim ama serinlik kısmını tecrübe ettim. Bundan sonra gideceğimiz yer kamp. Yorulduk, gerçekten yorulduk. Bayağı yürüyüş yaptık. Şimdi kampa gidelim, kampımızı kuralım, karademliğimizi ateşe atalım, çayımızı içelim, yorgunluğumuzu da atalım. Ben de biraz şu arkayı seyredeyim. Efsunlu bir yer, gerçekten. Gerçekten çok yorucuydu. 4-5 saatten fazla sürdü. Akşam dolmak üzere etrafımızda oğlak sesleri var. Bu akşam burada kampımızı kuracağız. O yüzden akşam tam düşmeden çalı çırpı toplayayım. Ateşimizi yakalım, çayımızı içelim ve birlikte veda edelim. Haydi bismillah. Aleyküm selam. Ay maşallah. Oy 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 oy. Görüşürüz yine. İyi akşamlar, sağ olun.
Mersin rotamızın son durak yeri Güldürgü Kayunu'nun hemen yakınındaki İshaklar tarafında. İshaklar köyünde kampımızı kurduk, rotamız bitti. Bu gece buradayız. Ateşimizi yaptık, çadırımızı kurduk, Karadeniz'e ateş attık. Gerçekten güzel, zor ama çok keyifli bir rota oldu Mersin rotası. İlk olarak Muğla yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Yerköprü Şelalesi'ne gittik. Yerköprü Şelalesi'nden sonraki rotamız Aydıncık Gilindire Mağarası, diğer adıyla Aynalı Göl Mağarası oldu. Orası çok keyifli bir rotaydı, çok keyifli bir yerdi. Hem inişi hem çıkışı inanılmaz görsel ziyafet olan bir yerdi. Onun sonraki son rotamız ise Günler, yani yine Mersin Günler ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi'ndeki Güldürgü Kanyonu. Güldürgü Kanyonu ise gerçekten çok bakir. Siz de gördüğünüz inanılmaz güzel, insan faktörüne maruz kalmamış tertemiz bir yer. Hatırlarsanız şey söylemiştim ben size, fraktal yani yansımadan bahsetmiştim ve bunu sizinle konuşacağımızı söylemiştim. Fraktal geometrisinden bahsetmiştim. 19. yüzyılda bulunmuş bir şeydir aslında fraktal geometri. Temel 4 prensibi vardır ama tam olarak nasıl açıklayacağımı da bilemiyorum. Bu 4 prensiplerden bir tanesi sonsuz detay olması, yakınlaştırma simetrisi, basitlikten gelen karmaşıklık ve kesirli boyutlar. Yani doğadan kazanılmış, edinilmiş bilgiler bunlar. Tabii böyle söylendiği zaman anlaşılmıyor ama şu şekilde anlatırsam daha iyi anlayacaksınızdır. Mesela bir eğreti otunu düşünün, bir bütün halini düşünün. Onun bir yaprağı, o yaprağın içerisindeki bir dalı, dalın içerisindeki bir mikro dalı, hepsi birbirinin tekrarıdır ve sonsuza kadar gider. Matematik sonsuzluk ve fraktal geometrisi bu temel üzerine kurulmuştur. Daha sonra Polonyalı bir matematikçi bunu 1970'li yıllarda görsel hale getirmiştir. Çünkü ilk ortaya atıldığı 19. yüzyılda bilgisayar olmadığı için fraktal geometrisinin tam küresel kümesi ortaya konulmadı, gözükmedi. Sadece bunda değil, fraktal geometri doğadan edinilmiş bir bilgi ama sadece eğreti otundan çıkarım yapamayız. Mesela bir ağacın gövdesi fraktalın başlangıç noktası olup diğer bütün dalları o ağacın birer küçük parçasıdır. Birebir yansıması ve bir bütünün küçük bir parçasıdır. Hayatımızdaki o sonsuzluğun ve fraktal geometri, matematik kullanım alanları da çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Fraktal geometrinin böyle hayatımızda ne etkisi olduğunu matematikçiler benden çok daha iyi bilecektir. Karademlik'ten bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir şehirde, yeni bir rotada tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Doğayla iç içe ve barışık kalın. Allah'a ısmarladık. Şeyim demlendi. Bütün bugünün yorgunluğunu zaten ancak çay alabilirdi.